Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Matematik kitabımızdan devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Şimdi sayfa 157'yi birlikte yapacağız. 1- bir, bir, mağazada satılan ürünlerin fiyatları yandaki tabloda verilmiş. Evet. Buna göre aşağıdaki noktalı yerleri doldurunuz. Bir ayakkabı ile bir çanta alan kişi nokta nokta TL öder diye söylemiş. Evet, ayakkabımız kaç sevgili öğrencilerim? 103.49 çanta alan çanta ne kadar? Virgüle dikkat ederek yazalım. 56,3. Yanına da 0 ekleyelim. 56, olsun sevgili Toplayalım ne kadar eder? 9, 4, 3 daha 7, 6, 3 daha 9, 5 yazıyorum. 1'i de indirdim. 159.79 TL öder sevgili dinleyen. Şuraya yazalım. 159.79 TL öder. Bir cüzdan ile bir kemer bir cüzdan bir kemer. cüzdanımız ne kadar mesela gönderelim 39 yan tarafta yapalım nokta 25 39'dan 25 kolay olsun diye öyle okuyorum kemerimiz ne kadarmış 999 999 toplayalım 95 daha 14 elde var bir 92 daha 11 bir de elde 12 yine elde var 9 9 daha 18 bir de elde 19 virgül koyalım elde 1 3 bir de elde 4 49.24 yaptı saygılarımla 49 TL 24 kuruş demek. 49 tam %24 diye de okuyabilirsiniz. Bir çanta, bir ayakkabı, bir kemer. Şimdi hepsini okuyacağız. Bir çanta, çantamız ne kadar? 56.3. Bir ayakkabı şöyle 103.49. Bir tane de kemer var. Bakın virgülleri dikkat ederek yazıyoruz. 9.99 toplayalım şimdi. Buraya 0 ekleyelim. 9, 9 daha 18. Elde var 1. 4, 3 daha 7. 9 daha 16. 1 de elde 17. Yine elde var. Evet 6, 3 daha 9. 9 daha 18. 1 de elde 19. Yine elde var. 5, 1 de elde 6. Evet ne oldu? 169.78 oldu. 169.78 TL sevgili öğrencilerim. Ürünlerin hepsinden birer tane alan kişi ne kadar öder? Şimdi ne yapacağız? Hepsini tek tek toplayacağız. Önce şurayı silelim sevgili öğrencilerim. Hepsini burada toplayalım alt alta. Evet yazalım. 103.49 Bir tane ayakkabı. Çantamız. Şurada yazalım. 56.3 Bunu da 30'da yazalım. Cüzdanımız. 39. 25. kemerimizde 9.99. Bunları şimdi topluyorum sevgili öğrencilerim. Evet toplayalım şimdi. 9, 5 daha 14. 9 daha ne yapar sevgili öğrencilerim? 23. 23'ün 3'ü elde var 2. Dikkat edelim, biraz karışabilir. Bazen biz de hata yapıyoruz. 4, 3 daha 7. 2 daha 9. 9, 9 daha 18 yaptı. 2 de elde sevgili öğrencilerim. 20. 20'nin 0'ı yine elde var 2 virgülü koyalım. 6 3 daha 9. 9 daha 18. 9 daha ne yaptı? 27. 2 de elde ne yaptı? 29'un 9'u yine elde 2. 5 3 daha 8. 2 de elde 10 yaptı sevgili öğrencilerim. Elde var 1. 1 1 de elde 2. 209.03 yaptı. 209.03 yaptı sevgili öğrencilerim. 2. soruya geçelim. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçları ile eşleştiniz diye söylemiş. Yan tarafta yapalım hemen. 3,13'ten ne yapacağız? 0,416'yı çıkartacağız. Şuraya 0 koyalım. 0'dan 6 çıkmadı. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. Burada 2 kaldı. Komşuya evinde 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 1'den 4 çıkmadı. Komşudan 6 yine 11 oldu. 11'den 4 çıktı. 7 kaldı. Komşu evinde burada 2 kaldı. 2'den de 0 çıktı. 2 kaldı. İki virgül yedi oldu sevgili öğrencilerim. Eşleştirelim. Buraya girelim. Şurada yukarıda yapalım onları da. 24.2'den dört nokta sevgili öğrencilerim. On virgül on çıkartıyorum. Çıkartayım. Şuraya sıfır koyayım. Sıfırdan üç çıkmaz. Ondan 7 çıktı. Pardon 3 kaldı. 2 verince bir kaldı. Birden bir çıktı. Sıfır kaldı. Virgül 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. Burada 1 kaldı komşu çevirdi. 1'den de 5 çıktı. 0 kaldı. 9 virgül 0 3 Şöyle yapalım. Evet diğer işlemi şurada yapabiliriz. 10 virgül 101'den 1 virgül 0 2 çıkartacağız sevgilerim. Şuraya 0 ekleyebiliriz arkasına. 1'den 0 çıktı. 1 kaldı. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. 1 komşu evinde 0 kalmıştı değil mi? 0, 0, 0, virgül koyduk. Evet. Sıfırdan çıkmadı. Ondan bir çıktı. 9 kaldı. Komşu evine burası da 0 kaldı. 9, 0, 81, Burası da şu şekilde. En sonuncusunda sevgilendirelim. Silelim. Şurada tekrar yapıp Evet. 483,103. Bundan kaç çıkartıyormuşuz? 148,7. Arkasına 0 ekliyoruz. 3'ten 0 çıktı 3 kaldı. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 1'den 7 çıkmaz. 11'den 7 çıktı 4 kaldı. Virgülü koyduk. 3 verince komşuya 2 kaldı. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı 4 kaldı. 8 komşuya verince 7 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Bitti. 4'ten de 1 çıktı 3 kaldı. 334,403 çıktı. Sevgili öğrenim o da buraya gelmiş olur. Devam edelim. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen çıkarma işlemlerinde kutuların yerine yazılacak rakamları bulunuz diye söylemiş. E şuraya 0 ekleyebiliriz. 8'den 0 çıktı. Buraya 8 geldi sevgilerdir. 1'den 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. Tamam. Burası 4'tü. Komşu evince burada kaç kaldı? 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı. Buraya da 2 gelir. Evet bakın elde falan kalmadı. Buradan 6 çıkınca 9 kalmış. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Yani 15'ten 6 çıkınca değil mi? O zaman buraya kaç yazmamız lazım? 5 yazmamız lazım. 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten 6 çıktı 9 kaldı. 6 komşu çevirince burada 5 kaldı. Bakın indi. Bunlar da tamam. Yani buraya 5 gelecek. 8 ve 2 gelecek sevgili öğrencilerim. Dikkat edelim. Yine buraya 0 ekliyorum. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Tamam. Buradan 6 çıkınca 6 kalmış. Buraya kaç yapabiliriz sevgili öğrencilerim? Mesela 12'den e, pardon. Evet. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı 6 yaparız. Fakat bu 2 olursa olmaz. Çünkü bir tanesini bakın az önce komşuya vermiş değil mi? O zaman buraya 3 yaparız ki komşuya verince 2 kalır. 12'den 6 çıktı 6 olmuş olur. Yani o zaman buraya kaç gelmesi lazım Kutunun yerine 3 gelmesi lazım. Tekrar ediyorum. Bakın burası 0'dan 2 çıkmayınca komşudan aldık. Yani buranın e, normalde 2 olsaydı 12'den 6 çıktı 6 kalırdı. Ama Komşuya verdiği için 3 yapıyoruz. Veriyor bir tanesi. 2 kalıyor. 2'den 6 çıkmıyor. 12'den 6 çıktı. 6 kalıyor. Tamam. Burası sevgili öğrencilerim. Yine bakın bu da komşuya verdi değil mi? Burada 3'tü. Burada kaç kaldı? 2 kaldı sevgili öğrencilerim. 2'den kaç çıkınca 8 kalır dediğimizde 12'den yaparız değil mi? Burası da 4 kalır. Bakın 12'den 4 çıkar. 8 kalmış olur. Çünkü 3. Birini komşuya verdi. 2 kaldı. 2'den çıkmaz. 12'den 4 çıkıyor deyip 8 kalacağız. Yani Burası 3. Bu kutumuza 4 olacak sevgili öğrencilerim. Burası yine komşuya verdiği için 10'du. Bakın ne oldu? 9 kaldı. 9'dan da 4 çıkınca kaç kalacak? Burada da 5 kalmış olacak. Zaten 0. 8 de buraya verdi. 7 kaldı. 7'yi de indirdik. Bakın 7 olmuş oldu. Devam ediyoruz. Şuraya 0 ekleyelim. 0'dan 7 çıkmaz. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. Burada kaç kaldı artık? 1 kaldı değil mi? 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıkınca burada kaç kalacak sevgili öğrencilerim? Burada 9 kalmış olacak. Burada 7 kaldı. 7'den 1 çıktı 6 kaldı. Bakın elde falan kalmadı. Bu tarafı temizledik. Buraya gelelim şimdi. Kaçtan bakın 4 çıkarsa 6 kalır sevgili öğrencilerim. 10'dan değil mi? 10 olması için burayı ne yapmamız lazım? 0 yapmamız lazım. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan alacağız 10. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. Burası 6 idi. Komşuya verince kaç kaldı? 5 kaldı. 5'ten de 3 çıktı. Burası 2 kaldı sevgili öğrencilerim. Evet. 2'yi de bakın ne yaptık? İndirmiş olduk. Yani şurası dikkat edelim 0 olacak. Şurası 9 olacak. Burası da sevgilencilerim 2 olmuş olacak. Evet bu kadar sevgilencilerim. 157. sayfamızda tamamlamış olduk. İleriki sayfalara geçtiyseniz lütfen yorumlarda yazın. Türkçe kitabımızı çekiyorum. Dini çekiyorum. Sosyal çekiyorum. Bütün kitapları çekmeye çalışıyorum. İstediğiniz sayfalar varsa ders kitabını yayınıyla birlikte yazarsanız sizler için hazırlarım sevgilencilerim. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.